Merhaba, hoş geldin. Günümüzden milyonlarca yıl önce dünyamızda dinozor adını verdiğimiz dev canlılar yaşıyordu. Dinozorların etçil ve otçul olmak üzere pek çok türü vardı. Bu türlerden biri de Stegosaurus'tu. Stegosaurus otçul dinozorlardandı. Stegosaurus dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı kendisini koruyabilmek için adeta doğal bir zırha sahipti. Bu videoda Stegosaurus hakkında bilgiler vereceğim. İyi seyirler. Stegosaurus tarihte ilk defa Othniel Charles Marsh tarafından 1877 yılında birkaç kemik parçası üzerinde tanımlanmış ve adlandırılmıştır. Othniel Charles Marsh bulduğu bu dinozorun adına çatılı kertenkele anlamına gelen Stegosaurus koymuştur. Stegosaurus günümüzden 155 ile 144 milyon yıl önce geç Jura devrinde yaşamış bir dinozor türüydü. Günümüze kadar bulunan kemik ve fosiller doğrultusunda bu dinozorun bir zamanlar Kuzey Amerika kıtasının olduğu bölgede yaşamış olduğunu söyleyebiliriz. Stegosaurus otçul dinozorlardandı ve bitkilerle besleniyordu. Yani etçil dinozorlar kadar tehlikeli değildi. Fakat ne kadar tehlikesiz olsa da dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı kendisini korumak için geliştirdiği bedeniyle ve dev cüssesiyle kendisine saldıran dinozora ciddi zarar verebilirdi. Stegosaurus ortalama 3,5-4 metre yüksekliğindeydi. Dinozorun uzunluğu 8-9 metreye kadar ulaşıyordu. Ağırlığı ise 4,5-5 tondu. Stegosaurus sahip olduğu bu boyut ile adeta bir devdi. Günümüzde karada yaşayan otçul hayvanlar ile karşılaştırırsak ne kadar büyük bir dinozor olduğunu kolayca fark edebiliriz. Stegosaurus 4 ayağının üzerinde duruyor ve hareket ediyordu. Her ayağında 4'er tane parmak vardı. Stegosaurus'un ön bacakları arka bacaklarına göre biraz daha kısaydı. Stegosaurus'un üzerinde sıra halinde dizili kemik levhalar vardı. Bu kemik levhalar iskeletinden ayrıdır. Stegosaurus'un bugüne kadar bulunan fosillerinde sırtındaki kemik levhalar iskeletten ayrı olarak bulunmuştur. Stegosaurus'un kuyruğu büyük, uzun ve güçlüydü. Stegosaurus'un kuyruğunun ucunda ise çiviye benzeyen uzun kemikler bulunuyordu. Stegosaurus sahip olduğu bu kuyruk ile tehlike anında bir etçil dinozorun kendisine saldırması durumunda sağa sola savurarak kendisini savunuyordu. Stegosaurus'un bu kuyruğu şans eseri kendisine saldıran dinozora çarpar ise yaralanmaya ve hatta ölüme neden olabilirdi. Stegosaurus'un kuyruğu, bacakları ve bedeni çok büyüktü. Buna karşılık kafası küçük, basık ve uzunlamasındaydı. Kafasının içerisindeki beyin boşluğu bir köpeğinki kadardı. Ağzındaki dişleri ise sıra halinde ve küçüktü. Stegosaurus'un kafası kuyruğuna göre yere daha yakındı. Bir zamanlar dünyamızda yaşamış olan Stegosaurus kısaca böyle bir dinozordur. Bugün bizler bu dinozoru ondan geriye kalan fosiller, kemikler sayesinde biliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.